4'te 15'te kaldım öyle mi? Peki. Sizinle özdeş nesnelere bakmışız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şimdi özdeş nesnelerin dağılımını ne zaman kullanırdık hocam işte? Dedik ki yani şöyle ayraç mantığını ne zaman kullanırız? Ayraç mantığını ne zaman kullanırız hocam? Özdeş nesneleri dağıtırken kullanabiliyoruz öyle değil mi? Onun dışında başka kullanma hakkım var mı? Yoktur. Sadece özdeş nesneleri kullanırken bunu yapabilirim. Ve biz de 14'te bunu yaptık. Şimdi geldik 15. soruya. Hocam 15. soru ne demiş bize? Şunu büyütelim biraz. İşte tatil için ne olacakmış? Antalya Muğla'ya gönderilmek üzere 5 kişi seçilmiştir. Peki. Sonra her tatil beldesine en az bir kişi gideceğine göre bu illere gidecek kişiler kaç farklı gruplamayı da gönderilebilir? Bir kere bu sorunun kombinasyon sorusu olduğunu nerede anlıyorum? Bir gruplama yapıyor, doğru mu? Gruplama yaptığına göre işte ben de seçim yapacağını anlıyorum. Seçim yaptığına göre de bunun bir kombinasyon sorusu olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi dedim ki hocam burada kombinasyon kullanacaksam senaryoları da şöyle yazmaya çalışayım. Şunu da şöyle çeksem. Olur herhalde. Şimdi işte hocam şöyle yapayım. Bir Antalya'ya gidecek olanlar var. Bir de Muğla'ya gidecek olanlar var. Koşul da bana şöyle vermiş. Demiş ki işte efendim her tatil beldesine en az bir kişi gidecekmiş. Doğru mu? Biz de o zaman şunu yaptık. Hocam her tabi en az bir kişi gidecekse işte Antalya'ya bir kişi gidebilir. Muğla'ya 4 kişi gidebilir. Toplam 5 kişi olduğuna göre başka. 2 kişiye 3 kişi, 3 kişiye 2 kişi başka. 4 kişiye 1 kişi gidebilir. Başka da olmaz. Biz de şöyle bir şey yaptık şimdi arkadaşlar. İşte buradaki senaryoları hesaplayalım şimdi. Elimde 5 kişi var. 5 kişiden birini Antalya'ya seçmem yeterlidir. Esasen şunun farkındasınız muhtemelen. Çarpı bir de geriye kalan 4 kişiden 4'ünü demem gerekir ama 4'ün 4'lüsü 1'dir. Bir de ben kombinasyonda şunu söylemiştim size. Mesela 5 elemanlı bir küme düşünün. Hocam seçim yaptığınız nesneler her zaman bir grup oluştururken seçim yapmadığınız diğer nesneler de her zaman kendi aralarında bir grup oluşur. Dolayısıyla ne seçerseniz seçin, isteseniz de istemeseniz de 2 tane grup oluşturursunuz. Seçtikleriniz bir gruptur, seçmedikleriniz bir gruptur. Ben de bunu böyle yorumladım. Dedim ki, hocam işte seçtiklerim kendi aralarında bir grup olacak, seçmediklerim de kendi aralarında bir başka grup olacak. Bunu diyebilme hakkım var. Ben de şunu yaptım şimdi. Şu kısmı sildim. 5 kişiden birini Antalya için seçince Muğla grubu otomatikman ortaya çıkıyor. Bunu 5 farklı şekilde yapabilirim. Hocam 5 kişiden ikisini Antalya için seçersem, bunu 5'in ikilisi 10 farklı şekilde yapabilirim. Hocam yukarısı neyse aşağı da odur. Niye bu sefer? Mesela burada buradan söyledim ya, burada da buradan söyleyeceğim. Hocam Muğla için 2 kişi seçeceğim. Yukarıdakiyle aynı senaryo olacak 10 kişi. 1 kişi de Muğla için seçeceğim. 5'in birlisi. 5, 5, 15, 25, 30. Toplam kaç farklı? 30 farklı şekilde bunu halledebilirmişim arkadaşlar. Şimdi geldik B maddesine. Seçilen 5 kişiden Adil ve Kaan farklı illere gitmek şartıyla kaç değişik gruplama yapılabilir? Biz de şunu yaptık arkadaşlar şimdi. Dedik ki Adil ve Kaan farklı illere gideceklermiş. Ben de şöyle yapayım. Şurası Antalya grubu olsun, şurası Muğla grubu olsun. Adil ve Kaan farklı illere gidecekmiş. Hocam şimdi mesela Adil Antalya'ya gitsin, Kaan Muğla'ya gitsin. Bu senaryoya bakayım. Ondan sonra bunları yer değiştirip işte çarpı 2'dir deme hakkım olacak. Şimdi Antalya'da Adil'in yanına 0 tane kişi ekleyebilirim. Geriye kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı. Çünkü grubum toplam 5 kişiydi. Biri Adil, biri Kaan. Hocam 3 kişiyi o zaman Kaan'la gönderirim. Bu bir. Başka? Hocam Adil'in yanına 1 kişi seçebilirim. Adil'in yanına 1 kişi seçersem Kaan'ın yanına geri kalan 2 kişi eklemlenecek. Adil'in yanına 2 kişi versek, Kaan'ın yanına 1 kişi kalacak bu sefer. Başka hocam, Adil'in yanına 3 kişi versek, Kaan'ın yanına bu sefer
sıfır kişi kalacak. Başka da senaryomuz yoktur, doğru mu? Ben de hocam şöyle yaptım şimdi. Şu senaryoyu canlandırayım. Adil Bey'in yanına sıfır kişi vereceğim. Üç kişiden sıfır tane seçeceğim. Yeter. Geriye kalanlar Kaan'ın yanına gidecek zaten. Üçün sıfırlısı bir. Adil'in yanına bir kişi seçeceğim. Üç kişiden bir kişi seçiyorum. Üç. Şimdi Kaan'ın yanına bir kişi seçeyim. Hani Adil'in yanına iki kişi seçmek de aynı şeydir. Ama yukarıdakiyle aynı olacağı için direkt gittim. Sonra bir de Kaan'ın yanına sıfır kişi seçeyim aşağıda. Üçün sıfırlısı bir. Bir, üç daha dört, üç daha yedi, bir daha etti sekiz. Hocam bu sekiz senaryo ne zaman geçerli? Adil Antalya'da, Kaan Muğla'daysa. E bir de Adil'le Kaan'ı yer değiştirirsin. Yani Kaan'ı Antalya'ya, Adil'i Muğla'ya gönderirsin. Bir sekiz de oradan gelecek. Sekiz artı sekiz kaç çıkar? 16 bizim aradığımız doğru cevaptır. Burada var mı soru işareti? Peki. Hocam geldik şimdi 16'ya. Aşağıda 4 çekmeceli bir komodin gösterilmiştir. Komodin 2. ve 3. çekmeceleri açık. Diğer çekmecelerde ne olarak gösterilmiş bize? Kapalı olarak verilmiş. Peki. Turgut bu komodinin 10 çekmeceli olanında herhangi 3 çekmeceyi açarak arkadaşı Korkut'tan açık olan çekmeceleri tahmin etmesini istemiş. Peki hocam. Korkut her tahminde 3 çekmece söyleyerek açık çekmeceleri bilmeye çalışacaktır. Buna da peki. Korkut komedini görmediğine göre en az kaç tahminle açık olan çekmeceleri kesinlikle bilebilir. Hocam bir şeyin hani garanti altına almanız için en kötü senaryoyu kullanmanız gerekiyor, doğru mu? Yani Korkut en kötü senaryoyu başına gelirse, yani ne demektir bu? Yapabileceği tüm tahminleri yaparsa bunlardan bir tanesi doğru olacak, garantilemiş olur. Ben de şimdi soruyu şöyle yorumladım. Demiş ki bana, Korkut bu komedinin 10 çekmeceli olanında, hocam 10 çekmece, şöyle göstermiş olalım, 10 çekmece, bunlardan herhangi 3 çekmeceyi açtı. Herhangi 3 çekmece de şunlar olsun diyelim ki hocam, 4, 7, 9 açmış olsun. Aslında Turgut Bey şunu yapıyor farkındaysanız, 10 elemanlı kümenin 3 elemanlı bir alt kümesini seçiyor. 10 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı bir alt kümesini seçiyor. O zaman Korkut'un da yapacağı şey şu. 10 elemanlı bu kümenin tüm 3 elemanlı alt kümelerini tek tek sayacak. Her birini tek 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 sayacak. Onlardan bir tanesi illaki Turgut'un seçtiği alt küme olacak. Doğru mu? O zaman Korkut'un kaç tane opsiyonu var? Yani Korkut kaç farklı tahminde bulunabilir? Onun üçlüsü kadar tahminde bulunabilir. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'ler gitti, 4'ler gitti. 30 çarpı 4 kaç yaptı? 120 yaptı. Hocam 120 farklı tahminde bulunabilir. Ha, Korkut şöyle söyleyeyim. Mesela en kötü durumu düşünün. Yani hep farklı farklı şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Korkut en fazla 120. de bunu garantiler. Doğru mu? En fazla 120 de bunu garantiler. Ha, 120'den daha önce bilemez mi? Ya mümkündür. Korkut belki 60. tahmininde bilebilir. Belki 50. tahmininde bilebilir. Ama 50. tahmininde bileceği garanti midir? Hayır efendim. Geri kalan 70 tane tahmini kalıyor. Belki onun içinde olabilir. Ama 120 farklı tahmin yaptığı an bunu garantiler. Kesinlikle dediği için o zaman cevabım kaç olmak zorunda? 120 olmak zorunda. Var mı sorusu olan? Peki. Hocam geçtik şimdi bunu. Bir öğrencinin mavi, sarı, yeşil ve pembe renklerden oluşan özdeş beşer tane renkli kağıdı varmış. Öğrenciye yapacağı etkinlik için ne gerekliymiş? 3 tane kağıt gerekliymiş. Peki. Buna göre en az 2 kağıt aynı renkten olmak şartıyla öğrenci bu 3 kağıdı kaç farklı yolla seçebilir? Seçim yapmam gerekecek. Dolayısıyla geleneği kullanmam gerekecektir. Kombinasyon kullanmam gerekecektir. Doğru mu? Şimdi benden istediği şey ne hocam? 3 tane kağıt seçecek. En az 2 kağıt ne olmak kaydıyla? Aynı renkte olmak şartıyla öğrenci bu 3 kağıdı kaç farklı yolla seçebilir?
Önce fikri olan varsa size söz vermek istiyorum arkadaşlar. Ne dersiniz bu soruda? Hocam. Duygu? Yok, Çilek hocam. Bir dakika. Senin el kaldığını görmedim de. Ha, sesi Tamam kendimiz Çilek. açabiliyoruz diye açtım, pardon. Ha, tamam. Senin diyelim sonra Duygu'ya söz verelim. Ne Tamam diyorsun? hocam. Ben şöyle düşündüm. En az iki kağıt aynı renk olacağı için her bir renkten işte maviden iki, önce iki tane renklerden iki tane seçip sonra da o kiliden iki bir olarak seçmeyi düşündüm. Tamam. Şimdi o zaman şöyle mi başlayayım? Şimdi hocam elimde ne var? Bir de yazabilsem. 5 tane mavi, 5 tane sarı, 5 yeşil, 5 pembe. Sen önce şuradan mı gidiyorsun? Mesela şöyle göstereyim. A, A, B diyeyim. Bu ne anlama gelsin? İki renk birbirinin aynısı. Diğer renk bunlardan farklı. Doğru mu? Evet Peki hocam. nasıl gittin burada? Ben renklerin içinden iki renk seçip birinin iki tane aynı olduğunu, bir de ötekinin iki tane aynı olduğunu düşündüm. O zaman önce şöyle mi başladın? 4 tane renkten kaç tane seçtin? 2 tane. Sonra? Bu iki renk için iki farklı durum oluyor. Birinin iki Neden? tane olduğu, bir de diğerinin iki tane olduğu diye düşündüm. A, A, B, bir de B, B, A biçiminde baktım. Doğru mu? Evet. Yani 2 renk olabilir. Dolayısıyla çarpı kaçtır dedim. 2, 6 çarpı 2'den kaçtır dedim. 12. Doğru mu? Peki Öyle düşündüm ama senaryolardan bir doğru tanesi değil. bu. Yo devam. Şimdi senaryolardan bir tanesi bu. Başka? Bir de? Tamam. 3'ü aynı renk olsa olur mu? Aa evet. Bir de o var. Tamam. Dördün 3, üçlüsü. 3, 3'ü aynı renk olacaksa tek renk seçeceğim. Kaç renk seçeceğim? Bir renk seçeceğim. Hocam burada bir renk seçeceğim. Burada kaç renk seçmiştim şunlarda? 2 renk İki renk. seçmiştim. Hocam bir renk, bir rengi de 1/4 bildisi farklı şekilde seçebilirim. 1/4 bildisi de kaçtır? 4. Dörttür. 12 burada, 4 burada. 12 artı 4 kaç yapar? 16. Var mı soru işareti? Yok hocam. Peki. Çilek teşekkür ettik. Duygu, aynı şeyi mi söyleyecektin? Hocam aslında kombinasyonla aynı şekilde gitmiştim ama pertas geri çözmüştüm. Olur mu Ha, acaba? Duygu, Üç tane işimiz var desek. şöyle, şöyle sesin şimdi akıcı gelmeye başladı. Az önce kesik geliyordu. Baştan bir daha söyler misin? Sen nasıl gittin? Aslında kombinasyonla bu gittiğiniz şekilde gitmiştim. Tamam. Ama sonra permütasyonla deneyince oradan da geldi ama acaba hani Nasıl mantığım denedin yanlış mı? Onu permütasyonla? Sen soracağım. bir dener misin? Nasıl permütasyonla denedin? Üç tane kağıt gerekiyorsa üç tane işimiz var düşünebiliriz. İlk kağıt için dört tane seçenek var. Mavi, sarı, yeşil, pembe. Bunlardan en az istediğim renkte olacaksa ikinci kağıt için sadece bir seçenek olur. Yani birinciyle aynı olması için. Peki Üçüncü buraya ne kağıtta yaptın? yine Dört taneden bir tane. Buraya aynısını seçtin. Sonra? sonra hani son kağıt içinde bir koşul yok. Herhangi bir renk olabilir. O yüzden o da dört. Ha, dört mü dedim buraya? Ama Evet. şöyle de olmadı mı şimdi? Mesela buradaki seçtiğin renk A olsun. Buradaki seçtiğin renk A olsun. Tamam mı? Bu A rengi, bu A rengi. Bu da farklı bir renk olacak. Farklı bir renk olması gerektiği için buraya kaç demem gerekecek? 3 demem Hocam ama gerekecek. renk olması gerekiyor mu ki? Ama sen şimdi hangi senaryoyu alıyorsun? İkisinin aynı olma durumu mu? Yoksa üçünün aynı olma durumu mu? İkisi farklı senaryo çünkü. Toplu alıyor hocam, öyle de olmaz mı? Yok olmaz. Şu senaryoyla şu senaryo farklı. AAB ile AAA senaryosu farklı. Ama işte şey Öyle. yaptı, birini aynı yaptı. Diğeri olsa da olur, olmasa da olur. Hepsi olabilir. Üçü aynı da olabilir. İkisini aynı yaptı sonuçta. Koşulumuz oydu. Yok olmaz. Şundan dolayı olmaz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela bakın Duygu'nun dediği kısımdan şöyle gidin. 4 dediniz ya. Burası 16 yaptı. Duygu şunu yaptı. Duygu şunu yaptı. İlk ikisini aynı renk aldı. Doğru mu? Ondan sonra geldi ne yaptı? Sonuncuyu işte aynı da olsa olur, farklı da olsa olur. Ha şöyle söyleyeyim. Permütasyon demeyeyim de şuna. Permütasyon demeyeyim de. Burada bu şekilde yaptığınızda siz sadece şunları yaptınız. AAB ve AAA'ları yaptınız. Yani şöyle bir durum da mümkündür esasen baktığınızda. İşte efendim diyelim ki burası B, AA. Yani Duygu ilk yaptığında şunu sabitledi.
ilk ikisi aynı, üçüncüsü farklı olacak şekilde gitti. Çünkü permütasyon üzerinden gidiyorsa sıra koyuyor. Duygu şuna cevap verdi. İlla ilk ikisi A, hani sonuncusu farklı renkli olsaydı ne kadar farklı şekilde yapabilirdim diye. Dolayısıyla burada cevabın 16 olması Duygu'nun doğru düşündüğü anlamına gelmez arkadaşlar. Bu sadece bu. İlk ikisi aynı renk, sonuncusu ne oluyorsa olsuna verilen bir cevaptır. Soruda isteyeni karşılamaz. Hocam başka? Aslında sıralama konusunda hani hata yaptığımı anladım. Hani A, A, B. Sadece o seçenekleri yazdım ve B, A'ları yazmadım. Hı-hı. Ama cevabın aynı geldiğini aslında anlamadım. Onu soracaktım. Bir daha son cümleni anlamadım. Cevap? Eksik yazdığım yerler vardı. Hı-hı. Ama neden 16 geldi? Onu anlamadım. Hani neyi fazladan yazdım tekrar? Çünkü sen şunu yaptın burada. Sen şunu yaptın. Bir, burada sen şeyleri, sen söyle, elemanlarını tek tek seçtin. Sırayla seçtin. Bunu seçtin, bunu seçtin, bunu seçtin. Böyle değil ki. Bu kişi aynı anda üç kağıt seçecek. Arda arda üç kağıt seçmeyecek. Aynı anda üç kağıt seçecek. Mesela ben şöyle bir şey sorsam, şimdi şunu sileyim. Diyelim ki beş elemanlı bir küme var. 1, 2, 3, 4, 5. Ve ben diyorum ki sana, Duygu, buradan bana üç tane eleman seç diyorum. Şimdi ben sana üç tane eleman seç desem şöyle bir şey yaparsan doğru değil. Birinci elemanı beş taneden birinden seçerim. İkinci elemanı dört taneden birinden seçerim. Diğer elemanı da üç taneden birinde seçerim. Böyle yaptığın zaman kaç yapıyor? 60. Halbuki ben sana üç eleman seçtiğim zaman bunun cevabının kaç olması gerektiğini biliyorsun. Beşin üçlüsü yani kaç? 10 tane olduğunu biliyorsun. Saymanın temel ilkesini kullanarak gidiyorsan, şunu yapacaksın demektir. Her zaman ama her zaman kendi aralarındaki sıralamayı böleceksin. Burada 60 tane, 3 tane nesnen var. 60 taneyi 3 faktöreyle bölmen gerekiyordu. 10'dur demen gerekiyordu. Burada aynı anda 3 tane eleman seçiyorum. Burada arda arda 3 tane eleman seçiyorsun. Arda arda 3 tane eleman seçtiğinde istesen de istemesen de sıralama koyarsın. Şimdi senin geldiğin şu duruma bakayım. Birinci atan şuydu. Şu iki senaryoyu tek bir potada eritmeye çalıştın. İki farklı senaryoyu tek bir potada eritemezsiniz. Seçtiğiniz elemanların sayıları farklıdır çünkü. Şimdi ben AAB kısmına bakarsam şunu yapıyorum. Şöyle deseydim, elimde dört renk var. Dört renkten bir tanesini seçtim. İkincisini birinciyle aynı seçtim. Buraya da geriye kalan üç renkten bir tanesini seçtim. 4 çarpı 1 çarpı 3. Burası kaç yaptı? 12 yaptı, öyle değil mi? Bunlar kendi içinde kaç farklı şekilde sıralanırlar? A, A, B kısmına bakarsanız. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. O zaman 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel de kaçtır? 3'tür. Kendi aralarındaki sıralamaya bölmem gerekiyordu. Hocam geldim. 12'yi, işte 12'yi kaça böldüm? 3'e böldüm. Kaç tanedir dedim? 4 tanedir dedim. Bu şekilde gittiğimde. Ama şimdi burada nasıl gitmiş oldum hocam ben? A, A, B biçiminde gitmiş oldum. Doğru mu? Hani dört renkten istediğim bir tanesini seçtim. Buraya bir tane kaldı. Buraya da geriye kalan üç tane renkten bir tanesini kaldım. Ama bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi burada dört tane yaptım ya. Hocam bu A, A, A'ya bakarsanız A, A'da da şunu yapmanız gerekiyor o zaman demektir. İşte buraya dört tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Dört farklı şekilde sıralanır. Bunlar kendi içinde 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani bir şekilde sıralanır. 4'ü 1'e böldüm. Buradan kaç tane geldi? 4 tane geldi. Ha, şimdi buraya bakarsam. Burada 4 tane dediğiniz şeye baktığınızda. Hocam özdeşleri sıraladığınızda saymanın temel ilkesini kullanma hakkınız yoktur. Çünkü özdeş nesnelerden kendi aranızda asla birini oluşturamazsınız arkadaşlar. Küme oluşturamazsınız. Özdeşler hani bir araya gelip küme oluşturmazlardı. Fakat saymanın temel ilkesini kullanmanız için elinizde bir küme olacak. Yani farklı nesneler varsa saymanın temel ilkesini kullanmanızı istiyoruz. Dolayısıyla Duygu'nun kullandığı mantıktan gitseydim. Ya bunu kaçmış gibi düşünecektim hocam bu sefer. Dörtmüş gibi düşünecektim ama dört olması mümkün değil. Daha da fazladır bizim için. O yüzden özdeş nesnelerde uzak durun arkadaşlar. Saymanın temel ilkesinden. Sümeyye, diyeceğim bir şey var mı? Yani ben şey diyecektim, hani en az iki kağıt aynı renk diyor ya. Hı hı. Biz en azı sorularda şey yapıyoruz. Mesela hepsinin farklı olduğunu tüm durumdan çıkarsak ama bu da mı şeye giriyor?
yine. Mesela şöyle, şimdi tüm durumları şey yapacaksın ya, seçeceksin ya, tüm durumları nasıl hesaplarsın bana söyler misin? İşte onu hesaplayamadım. Ha, şundan dolayı bak elinde 20 tane kağıt var. Evet. Elinde 20 tane kağıt var. Elinde 20 tane kağıttan 3 tane seçerim dersen bu doğru bir şey değildir. Niye? Hocam Evet. özdeşler var. Bunlar küme oluşturmuyor. Ben buraya bakın, burada çözümü yaparken şöyle dedim, çileğin çözümü ya da çilek dedim. Mesela şu senaryoyu yaparken şunu yaptım. 4 renkten ikisini seçtim. 4 ayrı renk. Burada Hı hiç hı. birbirini tekrardan bir şey yok. Mavi, sarı, yeşil, pembe. Dolayısıyla özdeşlerden kaç farklı seçim yapılır dediğinde kombinasyondan gitme şansınız yoktur. Sadece farklı nesnelerden gidersiniz. O yüzden tüm durumlara girmek çok keşmekeş yaratır burada Sümeyye. Tamam, zaten yapmamıştım. Hı. Tamam, Ona sen yapacaksın. ondan. Rica ederim Ahmet. Hocam ben şunu anlamadım. Şimdi ben şu şekilde demiştim. Biz alt küme oluşturacağımız için ilk başta hani farklı renklerden de x, en az ikisi farklı renkten olacağı için 4 seçeneğimiz var. Mavi, sarı, yeşil, pembe. Bu dördün birlisini ilk başta biz seçtik. Sonrasında ikinci seçeceğimiz eleman, yani aynı sizin dediğiniz gibi A, B şeklinde biliyorum. Birin birisi oldu çünkü iki tanesi az olmak, aynı olmak zorunda. Şu anda iki tanesinin aynı olduğu koşulu inceliyoruz hocam. Geriye üç tane seçeneğimiz kaldı. Hani o B'yi seçiyoruz. Üçün Dur, birlisi. bir dakika. Buradan 12 geliyor. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Ahmet şöyle bak. Şimdi mavi, sarı, yeşil, pembe. Şu senaryo için bir daha argümanını kurar mısın? İki farklı Hocam renk. şimdi elimizde dört tane farklı renk var. Doğru. A'yı seçiyoruz hocam. Dördün birlisi şekilde seçilebilir. Sonrasında gene A'yı hani farklı bir şekilde seçemeyeceğimiz için yani birim birlisi olacak. Ondan sonrasında B'yi seçeceğiz ve bu B'yi de mesela atıyorum ilk başta maviyi seçtik. Şu anda sarı, yeşil, pembeden herhangi birini seçebiliriz. Üçün birlisi şeklinde. 12 gelecek diye düşündüm. Sonrasında Yanlıştır. Yanlıştır Ahmet. Yanlışın buradadır. ama Şundan hocam biz burada dolayı. kombinasyon yapmıyor muyuz? Yani alt küme oluşturmuyor muyuz? Siz mesela az önce dördün ikilisi çarpı iki dediniz. Orada hani iki Doğru. farklı durum varmış gibi aldınız. Onu anlamadım ben. Şöyle ki bak. Ben sadece şunu bakıyorum. Burada kaç renk seç diyor bana? İki renk seç. Doğru mu? Evet hocam. Ben elimde kaç tane renk var? Dört tane. Dört renkten iki rengi nasıl seçersin? Dördün ikilisi şeklinde seçersin. Sen iki rengi art arda seçiyorsun. Bakın art arda seçmek daima sıralamaya tabi olmak demektir. Sen şimdi diyorsun ki ben bu dört renkten birini seçiyorum. Çarpı sonra geriye kalan üç renkten birini seçiyorum dediğinde şunu yapmış oluyorsun. Önce birini seçiyorsun sonra bir diğerini seçiyorsun. Mesela önce A'yı Anladım. seç. Heh, sonra geldin B'yi seçtin. Bundan AAB'yi oluşturdun. Ama önce B'yi sonra A'yı seçsen ya bundan gene AAB'yi oluşturdun. Aynı şey. Dolayısıyla teker teker seçiyorsan bunları iki faktöre bölmek zorundasın. 4 çarpı 3 bölü 2 6. Aynı an aksi belirtilmediği sürece arkadaşlar seçimleriniz aynı anda yapılacak olan seçimlerdir. Anlaştık mı? Ahmet anlaştık mı burada? Tamam. Aha, Hı. tamam. Sıkıntı Tamam. Bir daha söyleyeyim. Hocam mavi, sarı, yeşil, pembe. Ben size iki renk seçin dediğimde hocam önce renklerden birini seçtim sonra geriye kalan renklerden birini seçtim derseniz bu yanlıştır. İki renk seçin diyorsam dördün ikilisi kaçtır? Altıdır. İki renk seçmek demek iki elemanlı alt küme oluşturur demek. Eğer sırayla seçersen şu olur işte mesela bir maviyi seçtin bir sarıyı seçtin. Sonra bir sarıyı seçip bir maviyi de seçebilirsin sırayla gidiyorsan eğer. Halbuki bunların ikisi birbirlerine eşittir. O yüzden gelip bunu iki faktöre bölmek zorundasın. Başka var mı arkadaşlar sorusu olan? Peki. Ya geometrik kombinasyon. Şimdi geometrik kombinasyon için şunu söyleyeyim. Geometrik kombinasyon için şunu söyleyeyim. Hocam bu geometrik kombinasyon esasen ayrı bir başlık değildir. Gene seçim sorusunu ama şu ilk iki soruyu bir beraber alayım. İlk iki soruyu beraber alayım. Birinci soruya bakın şekilde kaç tane üçgen vardır? İkinci soruya bakın şekilde kaç tane üçgen vardır? Bunların soru metinleri aynı olsa bile Türkçeleri aynı olsa bile arkadaşlar, Türkçeleri aynı olsa bile sorulan şey aynı şey değildir. Şimdi şekilde kaç tane üçgen vardır?
Ben şimdi birinci soruya bakarsam hocam, bu şekildeki üçgenlerin köşe noktalarına odaklanıyorum. Hocam bu üçgenlerin köşe noktaları şeklin kesişim noktaları, doğru mu? Yani ben şunu söylüyorum. Bu şekildeki kesişim noktalardan doğrusal olmayan herhangi üçünü alırsam bir üçgen elde edebilirim. Bu şekildeki kesişim noktalarından doğrusal olmayan herhangi üçünü alırsam her zaman bir üçgen elde ederim, doğru mu? Peki, ikinci soruya bakayım şimdi. Kıyaslamalı gidelim arkadaşlar. İşte şekilde kaç tane üçgen vardır demiş. Ben de şöyle yaptım. Hocam şimdi kaç tane üçgen vardır dediyse. İkinciye bakayım. Şimdi üçgenlere bakıyorum hocam. Üçgenlere bakıyorum. Hocam üçgenlerin köşeleri her zaman kesişim noktalarında mı? Hayır efendim. Üçgenlerin köşeleri her zaman kesişim noktalarında değil. Niye? İşte şu maviyle çizdiğim üç tane kesişim noktasına bakın. Bu maviyle çizdiğim üç tane kesişim noktasına baktınız. Maviyle bir üçgen var ama bu üçgen şekilde var mı? Yok efendim. Demek ki birinci soruda kullanacağım akıl yürütmeyi de ikinci soruda kullanacağım akıl yürütme aynı akıl yürütme olmayacak. Şimdi geldim hocam birinci soruya baktım. Dedim ki bir üçgen için benim doğrusal olmayan 3 kesişim noktasına ihtiyacım var bu soru için. Ben de hocam dedim ki tüm nokta sayılarıma bakayım kaç tanedir dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanedir. Hocam şunu yaptım şimdi. Bu 7 tane nokta eğer hiç böyle herhangi 3 tanesi doğrusal olmasaydı bana 7'nin üçlüsü kadar üçgen verecekti bizim formülümüze göre. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1. 3 çarpı 2, 6, 7 çarpı 5 kaç yaptı? 35 yaptı. Yalnız cevabın 35 olamayacağı açık. Niye? Bizim hesabımıza göre mesela buradaki 3 nokta 3'ün üçlüsü o da eşittir bir üçgen vermeliydi. Çünkü ben 7 noktayı hiç doğrusallık yokmuş gibi aldım. Bir üçgen vermiyor, sıfır üçgen vermişler. O zaman bir kere hesaptan biri düşmem gerekiyor. Başka? Şunlar var hocam. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar da bana 5'in üçlüsü kaç tane üçgen vermeliydi? 10 tane üçgen vermeliydi. Vermişler mi? Hayır efendim. Toplam 11 tane üçgeni fazla saymışım. O zaman 35'ten 11'i çıkardım. Bu da kaç çıkar? 24 tane gitti. Hareket planımın kesişim noktaları üzerine kurdum. Çünkü doğrusal olmayan her 3 kesişim noktası bana garanti bir tane üçgen veriyor. Ama şimdi ikinciye bakarsam ikinci de onu kullanamadım. Niye nokta üzerinde gidemedim? Çünkü doğrusal olmayan her 3 nokta sana bir tane şekil üzerinde üçgen vermiyor. Buradan gidemezsin demektir bu. Peki ne yapacağım? Aleni şekil üzerinde üçgenlerinizin biçimi üzerinden gideceksiniz. Ben de şunu iddia ediyorum. Bu sorudaki bütün üçgenler şu formattadır. Hocam şuradaki doğruya D1 diyeyim. Şuradaki doğruya D2 diyeyim. Şuradaki doğruya da D3 demiş olayım. Ben şunu iddia ediyorum. Bu sorudaki bütün üçgenler şu formattadır. Bir köşesi garanti A'dadır. Bir köşesi garanti A'dadır. Hocam diğer iki köşesi D1 üzerinde olabilir. D1'den iki tane nokta seçeceksin. Bir diğer üçgen biçimin nasıldır? Gene bir köşesi A'dadır. Ama iki köşesi D2 üzerindedir. Bir diğeri de şu formatta. Bir köşesi A'da. Diğer iki köşesi nerede? D2 üzerindedir. Hocam başka bir köşesi A'dadır. Diğer iki köşesi D3 üzerindedir. Herhalde başka da üçgen tipi yok. Yani şundan şüphelendim. Acaba bir köşesi D1'de, bir köşesi D2'de olan bir üçgen var mı? Mesela bir köşesi D1'de, bir köşesi İşte D2'de olan bir üçgen var mı diye baksam. Hocam bir köşen D1'de olacak. Bir köşen D2'de olacak.
Yok. Niye? İki köşe buradaysa birleştirdim mi? Şekilde tabanı böyle olan bir üçgen yok. Ha, o zaman üç ayrı senaryo var. Üç ayrı senaryo üzerinden gidiyorum şimdi. Önce şu senaryoya bakayım. Hocam bir köşen A'da, iki köşen D1 üzerinden seçeceksin. D1'de 5 nokta var. D1'deki 5 noktadan canının istediği 2 tanesini seç. 5 elemanlı kümeden 2 elemanlı alt küme aynı anda seçiyorsunuz. Bütün kombinasyon soruları aynı anda seçim yapma sorularıdır. Arda arda seçim yapma permütasyonun işidir. 5'in ikilisi kaç? 10. Geldim ikinci üçgene. Hocam ikinci üçgenim şu formatta olacak. Bir köşesi A'da. Diğer iki köşesi bu 5 taneden 2 tane içinde olacak. 5'in ikilisi kaç? 10. Peki. Diğerine baktım. D3'e baktım. Hocam şu tarz üçgenlere baktım. Bir köşesi A'da. Diğer iki köşesi D3 üzerinde. 5 taneden 2 tane seçtim. Hocam bu da 10. 3 tane 10. O zaman elimde toplam kaç tane üçgen varmış? 30 tane üçgen varmış. Var mı soru işareti? Ya da anlamadığımız bir yer? Peki. Hocam üçüncü soru, şekilde kaç tane üçgen vardır diyor. Şöyle iki ile aynı mercek altına alayım bu soruyu. Ben şunu iddia edeceğim. Bu üçüncü sorunun ikinci sorudan hiçbir farkı yoktur. Gene üçgen sorusu mu? Bakın üçgen soruları ikiye ayrılır. Bir daha, şekildeki tüm noktalarla üçgen oluşturabiliyor musun? Burada hayır efendim. Doğrusal olmayan üç nokta aldım. Bu üçgen şekilde yeri yok. O zaman nokta sayısı üzerinden gitmeyeceksin. Birinci sorudan farklıdır bu soru. Ne yapacaksın? Üçgenlerin tek tek sınıflayacaksın. Ben hangi üçgenlerle muhatabım diye. Şuraya A diyeyim dene. Birinci üçgen tipiniz, şuraya da D1 diyeyim şu doğruya. Bir köşesi A'da, iki köşesi D1'de olanlar. Başka hocam? Bir köşesi A'da, iki köşesi D2'de olanlar. Tamam. Başka? Bir köşesi A'da, diğer iki köşesi D3'te olanlar. Ben de şöyle yaptım. Şimdi birinci senaryoya bakayım. Bir köşesi A'da, diğer iki köşesi D1'de, D1 üzerinde. D1'de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6'nın ikilisi kaç yaptı hocam bu? 15, 15 tane cepte. İkinci senaryoya bak. Bir köşen A'da, diğer iki köşen D2 üzerinde. D2'de 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 taneden canının istediği 2 tanesini seçiyorsun. 10 tane. D3'de 1, 2, 3 tane var. 2 köşesi D3 üzerinde olacak. 3 taneden 2 tane. 3'ün ikilisi 3. 15, 10, 25, 3 daha. 28 farklı üçgen varmış arkadaşlar burada. Var mı soru işareti? Peki. Hocam dördüncü soru. Şekildeki düzgün altıgen üzerindeki 7 noktayı köşe kabul eden, 7 noktayı köşe kabul eden en fazla kaç üçgen çizilir? Bakın bu soru size açık açık söylemiş. 7 noktayı köşe kabul etmiş. Yani üçgenleriniz şekil üzerinde olmasa da olur. 7 noktadan herhangi üçünü köşe kabul etsin yeter. Ama bu soruda şu da var zaten. Doğrusal olmayan hangi 3 noktayı alırsanız alın. Yeni şekil üstünde kalıyor musunuz? Kalıyorsunuz. Kalmasaydınız bile. Hocam 7 noktayı köşe kabul eden diyorsa o kadar net sormuş ki burada. Şekle bakma. Çizdiğin üçgenler şeklin bir parçası mı değil mi? Ona hiç bakma anlamına gelecek bu. Hocam 7 tane nokta hiç doğrusallık olmasaydı bunların arasında. 7'nin üçlüsü 10'da az önce hesapladım. 35 tane üçgen verirlerdi. Yani 35'i geçmesi mümkün değildir. Şimdi ben bu hesaptan kimleri düşeceğim? Doğrusal olanlar varsa onları hesaptan düşmek zorundayım. Ben de şimdi baktım hocam. Mesela şunlar, şu üçü doğrusal. Bunlar ne kadar üçgen vermesi gerekiyordu bana? Üçün üçlüsü, yani bir tane üçgen vermesi gerekiyordu ama sıfır tane üçgen vermiş. O zaman bir taneyi düşeceğim. Tüm doğrusallar için bunu yapacağım. Başka doğrusal var mı? Var tabii hocam. Şunlar da, bir tane de bunlar için düşeceğim o zaman. Başka? Bir tane de şunlar için düşeceğim. Peki, 3 tane şimdi doğrusal üçlüm var. Başka var mı doğrusal diye baksam? Yok.
O zaman şu birleri 3 defa düşeceğim hesaptan. 35'ten bir tane üçgeni düş. Kaç defa ama? 3 adet doğrusal takımın olduğu için 3 defa düşeceksin. 35'ten düşü düştüm hocam. Kaç yaptı? 32. Bizim aradığımız doğru cevaptır. Aklımıza yatmayan bir yer var mı arkadaşlar? Peki. Geldik şimdi 5. soruya. Özdeş 5 kareden oluşan şekildeki 12 noktayı köşe kabul eden kaç üçgen oluşturulabilir? Peki. Şimdi hocam ne diyor gene? 12 noktayı köşe kabul et. Yani oluşan üçgenin şekil üzerinde var mı yok mu umurunda bile değil. Yani mesela şu. Şunu da sayacaksınız. Bu üçgeni de sayacaksınız. Çünkü size açık açık söylemiş. 12 noktayı köşe kabul etsin. Şekilde 12 noktayı kabul edeceksin. O oluşturduğun üçgenler şekil üzerinde olsa da olur, olmasa da olur ki burada değiller. Peki ben de şimdi baktım hocam. 12 nokta, 12 noktanın herhangi üçü hiç doğrusal olmasaydı. Bunlar bana 12'nin üçlüsü kadar üçgen verecekti. 12, 11, 10 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 çarpı 2, 6. 12 ile 6, 2. Burası da kaç yaptı? 220. 220'den kayıpları indireceksin şimdi. Kayıplar dediğim şey ne? Doğrusallar. Ben de şuna bakayım. Şurada bir dörtlü doğrusal var. 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 Bir tane dörtlü doğrusal bana kaç tane üçgen vermesi gerekiyordu? Dördün üçlüsü kadar üçgen vermesi gerekiyordu. Dördün üçlüsü de kaç? Dört. Dört tane üçgen vermeliydi bunlar. Dört üçgen vermeliydi bizim hesabımıza göre. Ama vermiyorlar. Kaç üçgen vermişler? Sıfır üçgen vermişler. Demek ki ben bu şu dörtlü için bir fazladan dört saymışım. Onu düşeceğim. Bunun gibi dört tane böyle dörtlü doğrusal var. O zaman hesaptan bir kere dört çarpı dört düşeceğim. Yani 4 çarpı 4, 16. 16 üçgeni düşeceksin bir kere hesaptan. Bu 1. Peki, acaba başka doğrusal var mı diye bakıyorum. Şunları bir uçurayım. Başka doğrusal var mı? Kare olmasını kullanacağım şimdi. Kare olmasını nasıl kullanacağım hocam? Şu karenin köşegenlerini birleştirirseniz. Şu üç noktanın doğrusal olduğu garantidir. Kareyi bu yüzden vermiş demek ki bize. Peki hocam. Şimdi burada ne var? Bir tane üçlü doğrusal var mı? Var. Başka? Bir üçlü doğrusal da şurada yakalayabildim galiba. Etti iki. Başka var mı? Zıt yönlerine bakayım bunların. Şu var doğrusal. Başka? Şu var doğrusal değil mi? Bunlar da var. Başka var mı? Bu benim dört tanesinde. Acaba benim atladığım başka bir şey var mı? Yani üç noktanın doğrusal olma durumu yok. Bu çaprazlar için var. Peki. Hocam şimdi mesela şuna bakayım. Bunun ne kadar üçgen vermesi gerekirdi? Üçün üçlüsü bir tane üçgen vermesi gerekirdi. Vermiyordu. Bu bir de düşeceksin. Bunun gibi böyle kaç tane ekibin var? Dört tane var. O yüzden dörtte biri çarptım. Hocam dört üçgeni daha düşeceksin. 4 üçgen buradan düşeceğim. Başka? 16 tane üçgen buradan düşeceğim. Kaç tane üçgen yaptı şimdi? 20 tane üçgen yaptı. Bu 20 tane üçgeni 220'den düştüm. Eşittir kaç yaptı? 200 yaptı. 200 tane üçgeniniz varmış. Var mı sorusu olan? Peki. Geldik 6. soruya. ABC üçgen AKL ve M doğrusal olarak verilmiş. DE paralel FG paralel BC. Şekildeki işaretli noktaların herhangi ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Bizden istenen bu. Ben de hocam şimdi baktım. Şekildeki işaretli noktaların herhangi ikisinden geçen. Mesela MG'yi de alsam olur mu? Olur tabii. Şekil üzerinde bulunma koşulu yok demiş ki. Bu noktaların herhangi ikisinden geçsin de ne oluyorsa olsun. Peki. Ben de o zaman şöyle yaptım şimdi. Noktalar üzerinden gideceğim tekrar. Doğruların şekillerine bakmayacağım.
Toplam kaç tane noktam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane nokta var. Şimdi hocam bir doğru oluşturabilmek için, bir doğru oluşturabilmek için sizin birbirinden farklı iki noktaya ihtiyacınız var. Biliyorsunuz ki iki noktadan kaç doğru geçer? Bir doğru geçer. Ben de diyorum ki o zaman, ben de diyorum ki bana her iki nokta, nasıl her iki nokta? Farklı. İki nokta. Özdeş iki nokta olsa zaten kombinasyon kullanamazsın. Farklı iki nokta, farklı iki nokta bir doğru hediye eder. Elimde 10 tane nokta var dedim. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2. Hocam bunlar bana 45 tane doğru verir. En iyi şartlarda. Ne demek en iyi şartlarda? Birinin ürettiği doğruları başka birileri üretmiyorsa. Buradan şunu kastediyorum. Mesela şimdi şuraya bakın. Şu doğrusallara bakın gene. Burada kaç tane nokta var? 4 tane nokta var. Bu 4 tane nokta bizim şu formülümüze göre, hani farklı her iki nokta bir doğru veriyor mu? Mesela A ile D bir doğru veriyor. Tamam, bu doğruyu veriyor. İyi de A ile F de aynı doğruyu veriyor sana. A ile B de aynı doğruyu veriyor. F ile B de aynı doğruyu veriyor. Şimdi bu 4 tane nokta bizim formülümüze göre 4'ün ikilisi kaç tane? 6 tane doğru vermeliydi. 6 tane doğru vermeliydi. Ama bu dördüne bakıyorsun, dördü bir yere gelmişler. Ancak bir doğru. Bir doğru vermişler. O zaman ne yapacaksın? Hocam, beş tane fazla saymışsın, bunu anlıyorum. Bunlar bir doğru vermişler. Sen gelip kaç hesaplamışsın bunu? Altı hesaplamışsın. O zaman beş fazlalık var burada. Burada beş fazla var. Bu beş fazlayı düşeceğim. Başka? Bu dört tanesi için de aynı akıl yürütmeyi yürüteceğim. Bir beş fazla da buradan gelecek. Bu dört tanesi için de aynı akıl yürütmeyi yapacağım. O zaman bir kere 3 çarpı 5, 15 taneyi düşeceksin bir kere. 15 taneyi düşeceksin. Bu siyahlı çiziklerim için. Gel şimdi mavileri. Hocam şunlar da doğrusal. Bunlar da doğrusal. Bunlar da doğrusal. Şunlar için bakayım şimdi. 3 tane nokta bana 3'ün ikilisi kadar. 3'ün ikilisi kaç? 3 tane. 3 tane ne vermek zorundaydı bizim için? Doğru vermek zorundaydı. Bunlar 3 doğru vermeliydi. Vermemişler. Ancak BC doğrusunu vermişler. Ancak 1 doğru vermişler. Sonuç 3 tane vermeleri gerekirken 1 tane vermişler. O zaman fazladan 2 tane saydık. Bunları da düşeceksin hesaptan. 1 2 fazla ortadaki için var, 1 2 fazla en üstteki için var. 3 çarpı 2 6 tane de buradan düşeceğim. Başka da düşeceğim bir şey kalmadı galiba. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şöyle doğrusallık olur mu? İşte B, L, E. Yani şekil biçimsiz de olamaz. Bunun için bana geometrik bir şey vermesi gerekiyordu. Az önceki soruda olduğu gibi. Çaprazlardan doğrusallık olur mu? Bilemem. Olabilirdi, olmayabilirdi ama kesin olmadığı için alamam. O yüzden benim başka doğrusal yakalayabileceğim nokta kümesi yok. 15 tane burada, 6 tane burada, 21. 45'ten 21'i düştüm. 24 tane ne vardır? Farklı doğru çizme hakkınız vardır. Aklımıza yatmayan bir yer var mı burada? Peki. O zaman beyler bayanlar 14.48 bir ara verelim. 15'te görüşmek üzere.